Konuşma sırası Yozgat Milletvekili Sayın Ali Keven'de. Buyurun Sayın Keven. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bizleri ekran başında izleyen halkımızı ve sevgili Genelkurul'u saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bakanlara verdiğimiz soru önergelerine gelen bomboş cevap yazılarını takdirlerinize bırakıyorum. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a soru önergesi vererek bakanlık bütçesinden 2019 yılında dernek ve vakıflara aktarılan 428 milyon liranın hangi dernek ve vakıflara aktarıldığını sordum. Ama içinden cevabını bulamadığım bir yazı geldi. Bugün burada tekrar soruyorum. Sayın Bakan, 2019 yılında dernek ve vakıflara 428 milyon lira aktardınız mı? Aktardıysanız hangi vakıf ve derneklere aktardınız? Lütfen açıklayın. Sayın Bakan, 2021 bütçe teklifinde yine bütçesi faize yenik düşmüş bir bakanlığın başındasınız maalesef. Bir tarafta faize ayrılan 179 milyar lira, milyarlık bir tablo var. Diğer taraftan en yoksul kesimin eğitim harcamasıyla en zengin kesimin eğitim harcaması arasındaki farkın tam 20 katına yükseldiği bir tablo var. Yozgat'ta köyünde internet olmadığı için, evinde interneti bulunmadığı için derslerine katılamayan Şefaatlı'nın Arife köyünde 35 öğrenci, merkez ilçemizde Kavurgalı köyümüzde 35 öğrenci. Bakan amcamıza selam söyle sayın vekilim, biz hala EBA'yı izleyemiyoruz dediler. Sizlere selam var ayrıca. Sayın Bakan, eğitimde fırsat eşitliğini böyle mi sağlayacağınız merak ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önümüzdeki 2021 yılında kaç öğretmen atanacak diye soruyoruz. Maalesef cevap yok. Kamuoyu öğretmen atama sayısı hakkında aydınlatılmalı. KPSS'ye giren 500 bin öğretmen meslektaşımız bulunuyor. Sayıştay'ın tespit ettiği öğretmen açığımız ise 138 bin civarında. Meslektaşlarımız şu an acil 60 bin öğretmen ataması bekliyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üniversitelerimiz maalesef en karanlık dönemini yaşamaktadır. Eski AKP milletvekillerinin rektör olarak atandığı üniversiteler dönemini yaşıyoruz. Güç sarhoşluğuyla yapılmış liyakatsız atamalarla sık sık gündem olan kadro çiftliğine dönüştürülmüş yüksek öğretim kurumlarını yaşıyoruz. Bakınız, Sayın Bakan, Bingöl Üniversitesi Baytaş Üniversitesi haline getirildi. Rektörü soy ismi Baytaş, rektör yardımcısının soy ismi Baytaş, iki öğretim görevlisinin soy ismi Baytaş, iki doçent Baytaş soy ismini taşıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maalesef bir aile üniversitesi haline getirildi. Orada yapılan sınavların tamamında orada çalışan öğretim görevlilerinin eşi, çoluğu, çocuğu, gelini işe başlatılıyor. Demokratik bir üniversite yönetimine sahip olmayan ülkemizde tek adamın yatadığı rektörler istibdat rejimiyle üniversiteleri yönetiyor. Sayısının çokluğuyla övünen üniversitelerin birçoğu akademik başarı sıralamalarında sonlarında yer alıyor. 68 rektörün tek bir uluslararası yayın olmadığı ve sıfır çektiği bilinen bir gerçek. Üniversiteleri bilimin kalesi olmaktan çıkardınız. İktidarınızı gözcü kuleler haline getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üniversiteler iktidarın gözcüleri değil sözcüleri olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 12 Eylül darbecilerinin ürünü YÖK, üniversite hocalarının, öğrencilerin, akademinin bilim üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallamaya devam ediyor. Eleştirel ve özgür düşünceyi yok eden YÖK'e ilave olarak OHAL uygulaması ve KHK'larla gelen sonuç, ülke gerçeklerini görmezden gelen, yüksek öğretimin sorunlarını bile bile dile getirmekten kaçınan susturulmuş bir akademi cephesidir. Sevgili arkadaşlar, bilim ve akademi ancak demokratik mekanizmaların işlediği ortamlarda gelişir. İbrahim Kamoğlu gibi profesörlerin ihraç edildiği ortamlarda gelişmez. 20 Temmuz darbesiyle haksız ve hukuksuz ihraç ettiğiniz eğitim emekçilerini açlıkla terbiye ettiğiniz bir ortamda bilim ve akademi gelişmez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada AKP sözcüleri çok fazla sayıda üniversite açmakla övünüyor. Evet, çokça üniversite var ama çokça işsiz üniversite mezunumuz var. Şu an her 4 üniversite mezunundan biri işsiz. Kimdir bunlar? Öğretmen, avukat, maalesef avukat, mühendis. Bununla da övünüyor musunuz?
Neden bunları konuşmuyorsunuz? 2009-2019 yılı itibariyle 350 bin üniversite arasında Türkiye maalesef yok. Lise açar gibi üniversite açarsanız ülkenin geleceği nokta bu. Sayın Bakan, Almanya'nın nüfusu 85 milyon, üniversite öğrenci sayısı 2 milyon 800. İngiltere'nin nüfusu 67 milyon, üniversite öğrenci sayısı 2 milyon 380. Bizim nüfusumuz 83 milyon, 8 milyon... Tamamlayalım lütfen. Acaba hangi ülkenin tercih ettiği doğru? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 tercihlerinde eğitim fakültelerine 43 bin kontenjan ayrıldı. Şu an ülkemizde 700 bin atama bekleyen öğretmen var. Mühendislik fakültelerine 80 bin kontenjan ayrıldı. Şu an ülkemizde mevcut 110 bin işsiz mimar ve mühendis var. Mesleğini yapamadığı için kargo firmalarında çalışan üniversite mezunlarımız var. Barlarda, restoranlarda barmenlik yapan, garsonluk yapan üniversite mezunu insanlarımız var. Bir de iş beğenmiyor dediğiniz üniversite mezunu sizlerimiz var. Bu çocuklarımızın hepinizin üzerinde aha olduğunu unutmayın. Bu verilerin ciddi bir şekilde sorgulanmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.